Hepinizi selamlıyorum. Grup ailemizin değerli mensupları. Zaman zaman şöyle yüz yüze, gözünüze bakarak konuşmak icap ediyor. Yine öyle günlerden bir tanesi uzun uzun bir karış yazmaktansa şöyle genel anlamda yaklaşan sezona doğru bitmeyen istekleriniz, yapabildiklerimiz, neler yapacaklarımız, planlarımız bunları şöyle hem bir fikir alıp verelim, hem duymayan, haber olmayan arkadaşlarımızın bazı şeylerden haberiniz olsun. Şimdi güzel bir artık kazık attınız diyeyim. Bir yılbaşı sürpriz yaptırdınız, kullandığınız ekspor saçmalardan diye. Bir buna bulaştık, çıkamıyoruz işin içinden. İşte geçen seferde param yoktu. Ondan önceki seferde bilmem arabayı yaptırdım, bilmem ne konusunda. Arkadaşlar bu alemde görülmemiş, duyulmamış başarılara imza attık. Grup ailemizin gücü olarak şu anda yaklaşık iki buçuk ton civarındaki saçma sahiplerine çoktan ulaştı. Ama bizi de perişan etti. Yani taşıdığımız şeyler kurşundu. Bunların temin edilmesi ayrı sorun. Kargoda sizlere ulaşması ayrı sorun. Şu anda yine bir kısım arkadaşımız bir sefer daha yapalım bari sezona kadar diyorlar eksiklerini gidermek üzere. Peki, ona da peki diyorum. Bununla ilgili bir duyuru yapılacak. Yalnız bu ay sonunda fiyat değiştirecekler. Onun için çok kısa bir sürede yani bir duyuru geçecek veya bu duyurudan sonra e, bunu bir haftanın içinde kesin kes işte beni yaz şu kadar bu kadar gibi değil. Arkadaşlar kararlı olan kesin listesini yazacak. Havalesini yapacak. O şekilde tekrar bu saçmayı çok kısa bir süre içerisinde yine export versiyonu çekeceğiz. Aramızda 3-4 arkadaşımız var. Onlar numaraya takıldılar. Ondan hariç hepsi saçmasını, aldığı saçmaların ne olduğunu gördünüz. Bunun üstünde uzun uzun durmaya gerek duymuyorum. Gelelim. Bu işte Murat abinin ya da senlerinden bir makine çıksın istiyoruz. Sürekli 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 pens konusu, şey konusu. Arkadaşlar pens ayrı bir ilim. Yani pensi herhangi bir tornada işte demiri keserek falan onun içindeki metalojisi e, görmüş olduğu ısılı işlemler, şeyler içindeki alaşım bunun çok önemli. İşte çakmalarını alıp bu kazıkları yiyenler biliyor. Ve benim elimde orijinal makineleri görüp etkilenip bunları aldıkları için de genellikle bu arkadaşlarımız bana dönüyor. Gelelim grup ailemizdeki e, dışarıdan bitmeyen saldırılara, ahlaksızlıklara. Bunlar için sizlerin de bir sürü mağdur olanlarınız aramızda arkadaşlarımız havale dekontlarını hazırladılar. Kesilmemiş faturalarını hazırladılar. Yapmış oldukları ahlaksız yayınlar İşte her türlü yasa dışı e, ne varsa el alemin malını patentle lisansla kol, koruduğu malını sen çalacaksın. Adam o patente bile para harcıyor. Patent koyuyor ki üzerine benim malımı kimse ellemesin. Kopya taklit etmesin, benzetmesin diye bunları çalacaksın. Çete kuracaksın. Bu çeteyle birlikte çalışmayan malları millete satacaksın. Bir sürü insan mağdur olacak. Nalet edecek. Bir sürü kargolara dökülecek. Şimdi e, bunun da çözümü yani ben onların paranızı kaptıktan sonra çete halinde faaliyet gösterdikleri e, gruplardan atıp susturdukları adama benzemem. Aramızda çok değerli DKMP mensupları var. Aramızda bir sürü emniyet mensubu arkadaşlarımız var. Bu ahlaksızlıkların hepsini görüyorlar. Yasal şeyleri bildiriyorlar. Aramızda yine avukat arkadaşlarımız var. Çeşitli meslek mensuplarından yani askeri personele kadar var. Yaptıkları birçok şeyin mağduru olan bu insanlar arkadaşlar sadece zarar gördüğünüz kişiyle değil sizi dolandırılmanıza vesile olan gruplar, bu grupların kurucusu ya da bu çalıntı malların patentli lisanslı kopyalanmış, kurulmuş çetede kim size örnek oluyorsa bunları da birlikte şikayet ederek zararınızın tazminlerini yasal faizleriyle talep edebilirsiniz. Bunlar bize ya hiçbir şekilde hiçbir şey yapamazlar yaptıkları işte uzaktan havlamalarını falan cevaplarını her türlü veririz. Yaptıkları tehditler, hakaretler, şeyler bunların da yasal süreci başladı, devam ediyor. Yani buralara gelecekler. Kaç senedir yok beni öldürecekler, yok ötekini, berekini, şunu, bunu yapacaklar. Bunlar eee hala buradaysa arşım burada işte. Gelelim bu Murat abinin ya da senlerinden makine çıksın konusuna. Aslında bunların bu yaptığı ahlaksızlıktan sonra makine nasıl olur? Nasıl yapılır? Bunu da öğretmek açısından bakayım. Ee, Murat Usta çok yoğun. Bunu kendi aramızda da biz görüştüğümüzde. Ben kendi işlerimle çok yoğunum. Şu çekimi yaptığım şu dakikalarda bile yani e, sizlere kesimden gelen ay ayırıp e, bunları paketlemeye uğraşıp bilmem ne yapıp tekrar saçma işi başıma sarmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan kendi işlerim var, bizim geçimimiz bunların üzerinden değil. Öbür taraftan e, kurşun dökümünü durdurduk, saflaştırılmış kurşunla döktük. Buna yok ucuzdur, yok pahalıdır vır vır edenler oldu vaktiyle. E, ellerindeki çöplerle, hurdalarla mukayese etmeye çalışanlar oldu. Ben Google'dan hemen birkaç tane e, resim alacağım. İşte 99.8 99 kurşun 99.9 e, nedir fiyatı? Biz bunları en son yıl başından önce dünyanın parasını aldık ki bunları arkadaşlar biliyor. Yani e, kalıp kullanamayan veya işte bu düzgün şeyi biz kullanmak istiyoruz diyen arkadaşlara yine grup gücünden bir ekip kurduk. Hep kimin elinden ne geliyorsa işte kovanları temin eden arkadaşlarımız. şey hepinizin bir çabasıyla burası güçlü bir hale geliyor. Şimdi başta dürüstlük olup insanların sırtından bir şeyler kopartma derdi olmayınca yönetimini seçiyorsun. Sonra üyelerini seçiyorsun. Bize kalabalık üye sayısı lazım değil. Her gün buradan bir sürü adamı geri reddediyoruz. Bazen özelden yazıyor. Adam diyor ki ben diyor dört sefer girdim, 5 sefer girdim reddettiniz. Ya profilin kapalı bilmem neyin kapalı. Resim yok. Fake gibi bir şeysin. Neyini ne yapayım? Burada 1 milyon kişi olsa ne olacak? Benim bir şey kazan çıkar buradaki kalabalıktan ya da eksik adam sayısından bir kayıp durumumuz bizim yok ki. Şurada biz avcı dostluğu, insanlık, ee, ne bileyim bilgi alışverişi yeni genç arkadaşlarımızı yetiştirmek gibi e, bir dostluk çerçevesinde avcı dostluğu çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani bundan kim rahatsız oluyor sırtınızdan geçinen e, veya dolandıran yani bu adamları biz adam yerine de almıyorum yani e, amaçları nedir İşte sırtlarına soruyorlarmış Aslana ne yahırlarsın diyorlarmış. Gidip gelip her gittiğinde parçalanıp geliyorsun. Ya diyormuş sırtlan benim kim farkıma varsın yoksa diyormuş. Neyimle ansınlar beni. Olay bundan ibaret. Yani ülkemizde zarar görmeyen avcı neredeyse kalmadı. Bunun içinde çok öfkeli olan arkadaşlarımız var. Dediğim gibi havale dekontlarınızı, elinizdeki hurda ve çöpleri geri iadesini arayın. Talep edin. Almıyorsa Tüketici koruması var, şeyi var. Dediğim gibi bunlar yine e, ayrı problemi olan kendilere el alemin patentli lisanslı OMV gibi yani OMV diye okuduğunuz, GAEP gibi, MEÇ gibi firmaların malları çalınarak kötü kopyasıyla bir de adamların isimlerinin berbat edilmiş halleridir. Yani daha farklı firmalar da var, önemli de var, alakasız şeyler Bununla birlikte sizlerin mağdur edilmesine sebep olan yani bir hırsız vardır bir malı çalar bir de çete organize halinde bunun satışını yaparlar. Bunlar çete halinde arkadaşlar bu bir organizasyondur. Yasa bunu çete olarak görüyor. Hırsızlık bir malı çete halinde reklamla yağlayarak, ballayarak insanları da dolandırarak satıyorlar. Yani bunların size satışına vesile olan şahıslar da bu olayda sorumludur. Yapacağınız şikayetlerde bunları da ihmal etmeyin. Hakkınızı arayacaksanız tam anlamıyla arayın. Herkes yaptığının karşılığını çeksin. Çok şükür böyle ben yüzüm alnım açık şu geçen 5-6 senenin içerisinde aranızdan en az 5-6 bir insan yanıma uğradı. Yani benim yüzümüz ak, alnımız açık insanlar ile bir insanca kontak halindeyiz. Bir tane incinmiş insan benden bulamazsınız. Bunca insanla ara niye oluyor? Bakıyorsun şeyine ha, kendinde ara o zaman problemi. Neyse e, yine dediğim gibi zaman zaman duyurulacak ve bunların bu yaptığı ahlaksızlığa bir Türk tasarımı olarak da kendi işlerimin yoğunluğundan bir fırsat bulduğum zaman evet bir makine muhtemelen şimdi pensin getirdiği bir ek maliyet var. Bugün bir Amerikan malı orijinal pensi bile almaya kalktığınızda çok ciddi bir rakam çıkartıyor ortaya. Biz burada bir pensi yapmaya kalkacak olursak bu pensle ilgili bir makine çıkartmaya çalışırsak üzerine ciddi maliyet koyacaktır. Ama şöyle yani Artık sembol oldunuz, bu alemde çok şeyi değiştirdiniz. Kalıbından, başlığından, kurşunundan, makinesinden, şeyinden ülkede kalite olarak avcılığa level atlattınız diyen, baştan sona bunları gören arkadaşlarımız var. Onların isteği üzerine belki bir belli sayıda falan, yani en azından ekonomik olması açısından da doğru düzgün bir yüzükle, bir inat makinesi belki de çıkartırım. Bir zaman söylemiyorum. Dediğim gibi işlerim çok yoğun. Yani kendi işlerimden kalan zamanda isteklerinize yetişmeye çalışıyorum. Bu bir tek bir saçma olayı bilmem gaz olayı değil. O kadar farklı şey var. Öbürünün başka bir şey var. Berikinin silahı bozulmuş. Öbürünün parçasını bulamıyor. Nerede tamir ettireceğini bilmiyor, öbürünün e, tüfeği üretimde kalkmış işte firmasından, oradan buradan hep bir şey halindeyiz, e, irtibat halindeyiz. Şu alemde bir sürü güzel şeyler toplu olarak aile çapında yaptık, İndirimler aldık, fabrikadan çok uygun tüfekler çektiniz, 22 saatte 187 tüfek çektiniz belgeleri olanlar belgeli olarak daha adam üçüncü taksini yatırmadan tüfek mislini geçti. Yani zaman zaman grubu dikkatli takip eden insanlar buradan zarar görmüş bir tek kişi yoktur ama küçük ya da büyük herkes bir faydasını görmüştür. En azından bir şeyler kargo gidip gelirken ya ben size şunu söyleyeyim biz hani sezon bittikten sonra ekibe kurşun dökümünü falan durdurduktan sonra Elimize ayırdığımız bir kısım kurşun vardı şeyle bin tane civarında. Ya ona buna ikişer üçer tane bir şey paket giderken hediye koyarken bir baktım ya altı 700 yüz tane kurşun gitmiş çekirdek gitmiş tapasıyla mapasıyla beraber. 700 yüz tane tapayı maliyete vursanız milletin eli titrer değil mi? Kimse bana bir şey de diyemez. Yani ufak tefek bir şey gittiği zaman gönlümüz geniştir. Arkadaşlarımız buraya zeytin yağından Bilmem kalite kovan seviyorum diye kovanlı e, kargosuna kadar Almanya'dan gelen arkadaşımız ne bileyim çayına bir çikolatasını arkadaş şurada para yakıyarsam 40 lira 50 lira en kral çikolataya alır gelirim. Ama hatırlanmak insanlık ve karşıya e, bir verdiğin kendi değerindir bu. Bunları anlayacak kapasite lazım insanlarda. Biz burada neden güçlüyüz? Zaman zaman soruyorlar. Kimi yerde din ticareti, kimi yerde bilmem etnik köken kovalanıyor. Burada hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Benim en hassas olduğum konu. Yakın görüştüklerim çok iyi bilir. İçimizde bizim Türkiye'nin bütün renklerini taşıdığımız Türk'ümüz, Kürt'ümüz, Laz'ımız, Çerkez'imiz, Alev'imiz, Arab'ımız, Süryan'imiz, Hristiyan'ımız, Alev'imiz, Şafi'miz, Hanef'imiz, Hepsi bir aradayız. Bu grubun içerisinde milli maç dahil olmak üzere gruplaşma ya da insanları ayrıştırıcı hiçbir şeye müsaade etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Bizim de en büyük birlik ve beraberlik, dayanışma, güven içinde gücümüzü aldığımız nokta budur. İnsan olabilmek Gerçekten bir avcı mı, insan mı bizim için bu yeterlidir. Kim neye inanmış, ne etnik kökenmiş, şeymiş. Bunlar hiç kimse hiç kimseyi ilgilendirmez. Ne etnik kökenini seçmiştir adam, ne inancını seçmiştir. Yani şimdi onu bunu eleştirmeye kalkan kişiler kalkıp Hindistan'da doğsaydı adam ineğe tapacaktı. Olay bu kadar basit yani. Onun için kimse, kimse kimseye de bir şey taslayamaz. Görüşmek üzere diyorum. Bir grup daha saçma getireceğiz. Dediğim gibi çok kısa e, müddet içerisinde bunu halletmemiz lazım. Çünkü bu ay sonu tekrar fiyat fark edecek. Buyuruları takip edin.